Dosta doğru çalar oldum bugünler aman aman. Bugünler aman aman. Bugünler aman. Dosta doğru çalar oldum bugünler aman aman. Bugünler aman aman. Başkanım şimdi buyurun Özlem Hanım, size bir soru sorayım. Şimdi ben çok farklı bir program yapmak istiyordum. Aslında çok farklı bir program yapıyorsunuz. Tabii ki yok, şimdi oraya getireceğim. Bilmem katılır mısınız bana? Bildiğiniz gibi gerçekten aslında öyle programlar yapılıyor ki onları oturup ekranın başında dinlediğimiz zaman dünyalara değerdir. Ama maalesef ya insanlar olarak hemen kaçıyoruz. Dinlemiyoruz. Evet. Sohbetli programlardan kaçıyoruz. Onun için ikisini bir arada öyle yakaladım ki dedim böyle kalacak. Bu bayram gününde ikisini bir evet. Karıştıralım diye. Hep böyle. Evet. Bir telefonumuz mu varmış? Telefonumuz yok mu? O zaman var mı? Evet. Alalım. Alo. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben Mehmet Kavas. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olasın, Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Yapmış olduğunuz programı takip ediyorum. Beğendim. Çok teşekkür ederim. Konunun hassasiyetine şahsen eğildiğiniz için hem şahsınıza hem de oradaki konuklara ayrıca ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Türkiye TİBSEN üyesi olarak sendikamızın, sizin programınızın Çanakkale konusunda bu tür hassas duyguları basın vasıtasıyla, medya vasıtasıyla, kamuoyuyla paylaşmanız, onlara duyurmanız, kamuoyunu bu anlamda bilinçli yapmanız adına şahsen ben çok seviniyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sendikamızı tebrik ediyorum. Özellikle bu son iki aydır şehitlerimizin ardı arkası kesilmiyor. Evet. Ciddi anlamda üzülüyoruz. Derin üzüntüler içerisindeyiz. Bunlara bir son verilmesini, bu şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına amin. Başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Başkanımız burada. Enver Bey'e saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Programımıza tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok beğenmeyi izliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Akşamlar efendim, lütfen akşamlar. Şimdi söyleyeceğim cümlelere dikkat edin. Buyurun. Şimdi tabii ki son günlerde iki aydan sevgili hocamız dedi ki üzüntü duyuyoruz. Aslında biz bu kampanyayı başlatırken bir şey söylemiştim. Bizler program yapanlar bu acıyı paylaşıyoruz tabii ki. Ama önemli olan bu acıların yaşanmaması için güzel kampanyalar başlatmak. Çanakkale kampanyasını başlatmıştık. 7 yaşından 10 yaşındaki kardeşlerimizle babalarıyla beraber el ele Çanakkale kampanyası. Ve sevgili İrfan Alyanak Bey Doğu TV'de günde yarından itibaren 10 kere yayınlanacak bir klibimiz var. Başkanım klibimizi bir izleyelim ardından devam edelim. Klibimiz gelsin bakalım. Klibimiz hazır değil mi? O zaman başkanım hemen ben size sorayım. Şimdi telefondaki sorudan geleyim. Gerçekten son günlerde kritik günler yaşıyoruz. Ama biz Çanakkale'de bu kampanyayı başlatırken bunu vurgulamaya çalıştık. Bu bir kere şimdi bir turistik gezi veya eğlenceli Çanakkale'ye gidiş tarzları tabii ki her belediyelerimiz, derneklerimiz faydaları da vardır muhakkak. Ama biz bunu daha kalıcı, yüreklere nasıl kazıcı yapabiliriz? Bir kampanya başlattık. 7 yaşından 10 yaşındaki bunu başardığımız zaman böyle bir kampanyaya destek veriyorsunuz. Böyle bir günleri ben inanıyorum ki yaşamayacağız. İnşallah temennimiz de o. Tabii bu sizin projenizi duyduğumuzda biz çok heyecanlandık. Öncelikle onu vurgulayarak başlayayım. Şimdi değerli Nihat Bey kardeşim, hepimizin de malumudur ki bir milletin millet olabilmesi için öncelikle dilini, dinini, kültürünü ve tarihini bilmesi ve yaşatması gerekir. Doğru. Yani bu
ise bizim tarihi onurumuzdur, gururumuzdur. İşe buradan başlamak lazım. Tabii çok da bu konuyla ilgili hamasi şeyler söylemeden biz işin özüne girmemiz gerekir. Çünkü programın süresi bellidir. Çok işin özüne girecek olursak. Şimdi biliyorsunuz ki 1915 yılında meydana gelen bu savaş özellikle Avustralya, Yeni Zelanda ve İngilizlerin ağırlıklı olarak boğazlardan geçmek istemesi hadisesi ve Türk milletinin topyekün buna direnç göstermesidir. 1915 yılından bu yana da özellikle Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'de bu olay üst düzeyde devletin üst düzeyde yetkililerince anma günleri olarak kutlanır. Özellikle de Avustralya Başbakanı bu konuyu